Rusya'nın güneyinde yer alan Volgograd şehrinde tren istasyonunda ve bir otobüs durağında iki ayrı patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre otobüs durağında 15, tren istasyonunda 18 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı. Rusya Başkanı adına açıklama yapan basın sözcüsü Dmitri Peskov, tren istasyonuna yapılan ikinci patlamanın incelenmesinden sonra güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, patlamalarda zarar görenlerin ailelerine gerekli yardımların yapılacağını açıkladı. Suriye Arap Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'nun güneyine düşen Volgograd kentinin maruz kaldığı iki terör saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'nda resmi bir kaynak yaptığı açıklamada, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Volgograd kentinin dün ve bugün maruz kaldığı terör eylemlerini kınadığını vurguladı. Kaynak, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin devlet ve halk olarak dost Rusya ve halkıyla dayanışmasını ifade ederken, yaralılara acil şifalar, yaşamını yitirenlerin ailelerine de taziye dileklerini takdim etti. Terörün uluslararası düzeyde yayılması ve masum sivilleri hedef almasından dolayı Suriye'nin derin endişesini ifade eden kaynak, genişlemeye ve uzamaya başlayan bu terör olgusuna karşı mücadele için Suriye'nin çağrısını yineledi. Kaynak, Suriye'nin terörü destekleyen ve besleyen ülkelerden uluslararası karar, kanun ve misaklara bağlı kalmalarını bir kez daha talep etti. Rusya'nın güneyine düşen Volgograd kentinde ilki tren istasyonu, ikincisini de bir yolcu otobüsünü hedef alan iki bombalı terör eylemi meydana gelmiş, iki eylemde de onlarca kişi ölü ve yaralı düşmüştü. Vatan koruyucuları ordu birliklerimiz, bugün Deirizor kırsalına düşen Cefra köyünde terör yuvaları ve toplanma yerlerini muhtevalarıyla tamamen bertaraf ederek köy ahalisinin can ve mal güvenliğini sağladı. Askeri bir kaynak, vatan koruyucularımızın köyde gerçekleştirdiği nitelikli operasyonlarda geneli yabancı olmak üzere onlarca teröristi ölü, yaralı düşürdüğünü belirtirken ağır makineli silahlarla donatılmış 15 araçlarını imha ettiğini söyledi. Kaynak, ordu birliklerimizin teröristlerin bertaraf olmadan önce yollara ve vatandaşların mülklerine yerleştirdikleri çok sayıda bubi tuzağını etkisiz hale getirdiğini ifade ederek teröristlere ait büyük miktarda cephaneye el koyduğunu söyledi. Askeri bir kaynak, teröristler tarafından kuşatılan ve alıkonulan Adra İşçi Konutları kenti sakinlerinin büyük çoğunluğunun kahraman birliklerimiz tarafından güvenli bölgelere aktarıldığını ifade etti. Kahraman birliklerimizin Adra İşçi Konutları sakinlerini güvenli bölgelere aktararak barınma, beslenme ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladıklarını ifade eden kaynak, teröristlerin güvenli bölgelere aktarılan vatandaşları engellemeye çalıştıklarını belirtti. Kimi ailelerin evlerinden tahliye edildikleri sırada teröristlerin açtığı ateşe maruz kaldıklarına işaret eden kaynak, kahraman birliklerimizin bu tür saldırıları geri püskürterek aileleri sağ salim bir şekilde güvenli bölgelere aktardıklarını beyan etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal İşler Bakanı Kinde Şammat, bakanlığın kahraman birliklerimizin çabaları sonucunda 5000'den fazla vatandaşı Adra İşçi Konutları bölgesinden kurtararak güvenli bölgelere yerleştirdiğini ifade etti.